Merhaba arkadaşlar, ben Can Avcı. Bugün dersimizde jQuery'de slider'ı anlatacağım. Slider nedir diye sorarsanız, şöyle bakalım internette var mı örnekleri. Hemen kısaca. Şöyle, jQuery slider. Bakalım hemen. Slider'ımızın basit mantığı şudur. Verilen aralıklardaki resimleri şöyle gösterir. Biz nasıl yapacağız diye sorarsanız, bizim yapacağımız böyle mouse'un tıklama olayıyla değil de belli saniye aralıklarla yapacağız. Yani mouse'un tıklama olayını da ekleyeceğiz. Yani şunlar, şu eklentileri de ekleyeceğiz. Su tuşları falan. Bunları da ekleriz. İsterseniz böyle tıklayınca da şey olabilir. Video falan çalıştırabiliriz. Başlıyoruz. İlk önce slider isimli bir klasör açtım. İçine slider.php, style.css, çünkü biraz da şekil vermemiz lazım. jQuery dosyamız ve bir tane de JavaScript dosyası ekledim diyeceğim de neyse boşver, en üstte ekleriz ya. Tamam. Şu an hemen HTML alalım. Bende eklenti çalışmıyor. İptal edeyim. Şuradan HTML tarafını kopyalıyorum. Yeterleyeceğim. Ben de Zencoding eklentisi midir nedir? O çalışmıyor. Neden? Bilmiyorum. Ben de yapamadım. Tamam. Ondan sonra bir tane style.css alacağım. Tamam. Yani şimdi ne yapıyoruz? İlk önce style dosyamızın yolunu veriyoruz. Nedir real? File sheet. Ondan sonra type ne? Text slash CSS. Ondan sonra href. Yani referans aldığımız yer neresi? Style nokta CSS değil mi? Dosyamıza hadi bakalım. Aynen. Tamamdır, tamamdır. Sonra ne yapıyoruz? Bir tane JavaScript'imiz bu sefer etkileştiriyoruz. jQuery dosyamızı ekleyelim. Script. Text slash CSS. Text slash JavaScript. SRC. SRC'si nedir? Şu dosyamızdır. Bir tane daha şunları ekleyelim. Şöyle bakalım, bir önce bir deneme yapalım. Document nokta ready. Yani sayfamız hazır olduğunda ne olsun? Bir tane function tetiklensin. Bu function'da da ne yapalım biz? Ekrana merhaba yazdıralım. Bir de confirm koyalım. Confirm miydi? Confirm miydi? Aynen. Heh, şöyle. Nasılsınız? Dosyamızı da çalıştıralım. İsmi neydi? Slider'dı değil mi? Localhost. Slider. İçindeki slider.php. Tamam. Merhaba. Nasılsınız? Tamam. Şu an bakarsanız şöyle bir şey var. Şöyle bir olay gözüküyor. Şunda ne yapacaksınız? Tamam. Şöyle kopya kesin. Kodlama UTF-8 ile bulmamadan kodla diyor. Kontrol C deyip kaydet. Geri yapıştır. Şimdi yaptığımız zaman oldu. Merhaba. Nasılsınız? Confirm'i genelde şeyde kullanabilirsiniz. Hani bir veri tabanına veri sileceğiniz zaman ekrandan falan yönetim panelinden confirm'i koyarsınız. Silmek istiyor musunuz? Evet ya da hayır. Evet'e bastığı zaman otomatik olarak siler zaten. Şimdi ne yapıyoruz? Sonra style.css'e bakalım. CSS dosyamız çalışıyor mu? İlk önce bir format atalım. Margin 0, padding 0. Margin ne demektir? Dış boşluk. Dış boşluk. Padding iç boşluktur. Ondan sonra yapalım bir de ul'lerin burada list style
Nan olsun. Ondan sonra ne yapalım başka? Ya ayrıca şeyler de istemiyoruz. A teklerini falan altında yazılı olmasın ya. Önemli bir şey. Next. Decoration lan. Bu da alt çizgiyi kaldırır. Sayfamızı bir indirelim. Bakalım bu CSS dosyamız etkili mi burada? Body tag'imizi ne yapalım? Background'unu. Background'unu black verelim. Black. Evet. Olmadı mı? Şöyle güzel bir renk bulalım. De. Bu da olmadı. Ekranı şöyle gri bir şey oldu. Tamam, güzel. Şimdi başlayalım bir tane slider uygulamasını. İlk önce ne yapalım? Bir div oluşturalım. İsmi ne olsun? Ana slider. Yani slider'ımızın kalıbı, en üst kalıbı. Ondan sonra bunun içinde ne olacak? İçinde bir tane daha div olacak. Bu divin içinde de resimler oynayacak. Resimler gelip gelecek. Plus slider. Ondan sonra altına da ne yapalım? Bir tane buton mu koyalım? Şöyle hatta table ekleyelim ya. Maksat fantezi yapmak olsun. Değil mi? Millet yok flat dev, yok flat drive şey yapıyor. Biz onlarla uğraşmamıza gerek yok. Bizim için en mantıklısı hangisi onu yapalım. Buton koyalım. Geri. İleri. Değil mi? Bir oluşturalım bakalım. Geri ileri. Bunlar saçma bir yere gitti. Neyse şu an daha şey. Şu anlık bakalım olay tamam mıdır? Ha, buraya da resimleri koyacaktık değil mi? Image diyoruz. SRC diyoruz. Kaç tane oluşturalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen Google'a gir. Güzel resimler. Ya da doğa resmi olsun ya. Doğa resimleri. Görseller de ara. Şöyle bakalım. Resmi farklı kaydet. Nerede? Masa üstünde değil de C'de değil mi? C'de. Bump server klasöründe. WW. Neydi? Slider. Buraya yeni bir klasör oluşturalım. Images diye. Yapıştır gitsin. Resim farklı kaydet. Yapıştır. Resim farklı kaydet. Yapıştır. Şunlar da. Ha, şu dayıyı da alalım. O kadar. Emek harcamış. Şu ineği de alalım. Milka. Şu anda kaç tane oldu? Image klasörümüzde 2 4 6 2 4 6 oldu. Bir tane daha alalım son bir tane. Şu kızı da alalım. Tamam. 7 oldu. Şimdi ne yapalım? Tek tek isimlerini alalım. CTRL-C. Image 2 3 4 tamam. Bunlar direkt şey geçiyor. 1 2 3 4 CTRL'leme. 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 1 2 3 4 1 2 3 4 Tamam.
İndir 1, indir 2. CTRL, CTRL. CTRL'e. CTRL'e. Ha diyorsanız ben bu sahneleri geç biliyorum diye videoyu ileri sarabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Pardon. Image klasöründe olduğu için onu görmüyor. Şimdi görecek. Her zaman klasör için almanız mantıklı bir şeydir. Şöyle bir şey oldu. Tablomuzun içinde ne vardı? Bakalım. Tablomuzda ne sorun çıktı gene? T'de doğru. Ulan ya. Şu butonu şuraya alsana. Heh. Ben de diyorum neden olmuyor. Şöyle. Hemen şunlara da direkt bir şey verelim. Ana slider. Klasik ana slider olan. Ana slider'ın. Şimdi nasılmış ana slider? Slash. Ana slider'ın. Peki. Yani genişliğinde olsun. 800 piksel olsun. Şeyti de 600 piksel olsun. Şöyle bir şey oldu. Heh, şöyle bir şey oldu aynen. Ondan sonra background'u da siyah olsun ya, black. Kaptan black. Bakın bir tane resim taştı. Ondan sonra onun içinde ne var? Hemen slider var değil mi? Slider'ın da biti ne olsun, bit genişliği 600 piksel olsun. Şunu da padding'lerine verelim. Padding. 30 piksellere, hatta 50 piksellere dedim ki şöyle bir şey, slider'ımızın biti 600 piksel, ondan sonra içindeki background rengi de olsun, onun da sarı olsun ya. Çingene gibi bir şey olduk da yapacak bir şey yok şu anda. Heh. Bu slider, bundan sonra ne yapıyoruz? Slider içinde image'ler var değil mi? Bu image'lere de bir şeyler katmamız lazım. Slider içindeki image tag'lerinin width'i 200 piksel. Height değeri kalsın şu anlık. Bir saniye geliyorum. Geldim. Sarı alanlar tamam oluştu. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şu tabloyu da ortalayalım. Table'ımızın biti 600 olsun. Ortalamak için de ne yapıyorduk? Margin 0. Auto. Heh. Şöyle bir şey oldu. Tam istediğim gibi oldu diyebilirim. Ondan sonra bak şurada table'ımızdaki butonları şeyini unuttuk, ismini. ID'si geri. Bunun ID'si ne olsun? İleri tabii ki de. İleri oldu. Tamam. Ondan sonra şimdi ne yapalım? Slider'ındaki image'lerin her biri margin tam ortada olsun. Auto. Şimdi şey yapalım. Sayfa yüklendiğinde slider içindeki image'leri hepsinin ne olsun? Hayır, gizlesin. Şu slider'ımızı şey yapalım ya. Eğitim de verelim ki zaman şey olmasın. Pardon. CTRL-X. CTRL-X. Yani hiçbir zaman şey olmasın.
Hatta 300. 300 diyelim ki güzel bir şey olsun. Heh. Ondan sonra ne olsun? Hepsini gizleyelim. Sadece ilkini alalım. Değil mi? İlkine saldırırız. Şöyle slider'ın içindeki image'lerin. İster ilkini nasıl alırsanız şöyle diyebiliriz. First nokta show. 100 saniye deriz. Şöyle. Ve şu anlık hatta kalsın şöyle. Bitleri 300 değil de bunların. 500 olsun. Bakalım ne oldu. Neden şöyle bir şey hata aldık? Ha pardon. Olsun. Bu sefer de bayağı bir şey çıktı. Evet, o zaman. Eğitim delili verelim ki tam şey olsun o zaman. 300 de eğit olsun. Heh, şöyle bir şey. 600 tam yapalım. Hatta şuradan da padding left 40 piksel diyelim. 50 piksel hatta olsun. 50 80. Şuraya bak. CSS'le uğraşıyoruz ya. Heh. Çok güzel oldu. Ne yaptık? Sadece ilkini gösterdik değil mi? Ondan sonra var bir değer tanımlayalım. Index diye bir değer tanımlayalım. İlk değeri 0 verelim. Tamam mı? Doğar. Şimdi tek tek başlıyoruz. ID'si ileri olan butona klik olduğunda. Hatta biz bind'i kullanalım ki bind'i da görmüş olalım. Bind de aynı olaydır. Şöyle klik. Var. Function. Bir fonksiyon tetiklensin. Bu fonksiyon ne yapsın? İndisi eşittir. İndis artı 1. İndis artı 1. Yani 1 arttırsın. Ve ne yapsın? Hepsini gizleyip getirilecek. İndis numarası ne yapsın? Şöyle. 11. İndis numarası 1 olan veriyi göstersin değil mi? Hepsini gizli, sadece indis numarası 1 olan veriyi gösterecek. Equal komutu var. EQ. Şurada indis numarasını yazıyoruz. Equal komutu verdiğiniz indisi bulmayı sağlar. Mesela şu an 0. indisteki eleman var. Şurada artık 1 oldu. Birinci indisteki elemanı getireceğiz. Buradan ekliyoruz. Indis. Bakalım olacak mı? Allah Allah. Bir saniye. Hata nerede bakalım? Indis. Yeterli. Hala bir mesaj verdirelim ki bakalım olmuş mu? Pardon, ha doğru ya. Şurada diyezi unuttuk. Ben diyorum neden oldu. Gördünüz mü? İleri soruyor. Bakın. Belli bir süre sonra ne oldu? Bu eleman sayısını geçiyor. Bu 1'di, 2'di, 3'tü, 4'tü diyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz 100 oluyor. 100 olunca ne olacak? Tabii ki öyle bir şey ne olacak? Bulamayacak değeri. Şöyle bir kontrol getireceğiz. If eğer indis büyüktür. Şeyin eleman sayısını da bulalım. Ben şu yukarıda var resim adet. Resim adeti nasıl buluruz? Size metodu var. Şöyle slider klasındaki image'lerin adedini getir buraya. Adeti aldık.
resim adetimizi bulduk. If dedik, eğer indüs numarası dolar resim adetten büyükse. Yani resim adet ne mesela diyeyim? Mesela 10'sa, yani 11 olursa ne yapsın? Başa sarsın. İndüs eşittir 0 desin. Yani zaten değilse de şey yapacak. Resim adet neyse 10. 9. Mesela 10 olduğunu düşecek şuraya. 10. indisteki. Da şurada resim adet. Resim adet eksi 1 diyelim. Çünkü burası 10 oldu mu 10'a eşit oluyor. Yani resim adetine eşit oluyor. 10. indisteki elemanı göstermez. Neden? 0'dan 9, 0'dan başladığı için 1 eksiltiyoruz. Tamam. Şöyle bir şey. Şimdi deneyelim. Ha pardon. Şu diye şeyi kaldıralım. Bakalım. Başa saracak mı? Çok güzel. Görüyorsunuz. Başa sarıyor. Şimdi de ne yapalım? Şurayı kopyalayalım. Bu sefer de geri butonu yapalım. Ctrl-C, Ctrl-L ve klik olayı. Değil mi? İndüs numarasını bu sefer ne yapıyor? Bir azaltıyoruz. Burada da şu sorgu var. Eğer indüs numarası sıfırdan küçükse, yani eksilttiğimiz için sıfır küçüktür indüs numarası. İndüs numaramız sıfırdan küçükse ne yapsın? Bu sefer sona sarsın. Yani resim adet eksi bir. Değil mi? Aynen, tamamdır. Şurada neden bir hata aldık? Sıfırdan küçükse, tamam. Sıfırdan küçükse. Resim adet eksi 1. Pardon ya. Şurayı da şurayı niye bir şey yapmıyoruz ki? Bugün bilmiyorum. İçmedin de yani. Gene de bir şeyler var bende. Şöyle. Şu anlık slider'ımız hazır. Şimdi ne yapalım bunları biz? Böyle hani 50 değil de böyle her belli saniye aralık ver mesela. Bir saniyede bir resim değişsin istiyoruz değil mi? Şurada set interval komutunu kullanırız. Set interval. Şöyle bir function setlenir. Kaç saniyede bir? 2000 saniyede bir. Bu ne yapar? İleri mi sarsın, geri mi sarsın derseniz bence ileri sarsın daha güzel oluyor. Şöyle CTRL-C deyip. Hadi bismillah, bu sefer oldu. Sayfa neden yüklendiğinde şey yapıyor? Bakalım. Pardon. Şöyle bir şey olursa. Yo. Tamam. Set interval mı acaba hata verdi? Şöyle yapalım, bir daha diyelim, tamam. Set interval. Function 2000 saniye.
Şimdi ileri buton nerede? Şurada. Bastığımızda şurası. Şimdi olması lazım. 1, 2. Gördüğünüz gibi otomatik oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani dersimizi biraz uzattık. Bakalım kaç dakika olmuş. 25 dakika olmuş. Hatta biz şunları da yapalım. Yani show değil de mesela başka şeyler de kullanabiliriz mesela. Ne diyelim mesela? Set intervalle her saniye böyle yüklensin. Mesela ileri butonuna bastığımızda slide ileri butonuna bastığımızda ne olsun biliyor musunuz? Şöyle slide down şöyle biraz hızlı oldu. 2000 saniye ne olsun? 5 saniyede bir olsun ki transsekund olsun. Mesela böyle değiştirebiliriz. Bakın bu otomatik oluyor. Buna böyle. Şöyle de ne yapalım? Geri butonuyla da fade yapalım. Fading. Fading de nedir? Gölgeleşerek. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Bu böyle. Şu da slide. Nasıl? Çok iyi. Neyse arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.